Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında paralel kenar konusundaki test çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 88 ve 89'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Soruda 65 ve 35 verilmiş x deniliyor bizden. Hemen 65 bu 65'ten dolayı 35'in buradaki açısının tamamını bulabiliriz. 180'e tamamlayan açısıdır 115'tir burası. 115'ten 35 çıkartırsak o zaman buraya kaç derece kalır? 80 derece Sıkıştık. Sıkıştığımız zaman soruyu okuyoruz. B ile AD birbirine eşit verilmiş. B ile AD birbirine eşit. E hocam karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Yani burası da eşit. Tanımını kullandık. Aa ikizkenar kenar üçgen çıktı. 80 ise burası da 80. 80 80 160'dan burası 20 olur. E karşılıklı açılar eşit değil miydi? Evet yani buradaki açı da 65 derece olacağından. X artı 20 65 derece ise X'i de böylelikle 45 derece olarak buluruz. Yani cevap denizi çıktı. Birinci soruda. Geldik iki. 148 verilmiş. O zaman hocam burası kaç derecedir? Burası 180'e tamamlayan açısı 32 derecedir. E 32 ise böl 2'ye 16 16 yaptı. Son 90'ı kullanmam lazım. Karşıtlı kenarlar paralel değil miydi? Evet. E, bu karşıtlı kenarlar paralelse şöyle Z'ye dikkat edin. Hatta ne dedik biz size? Hep söylüyoruz. 90 varsa karşıtlı 90'dır. Z'den dolayı değil mi? Evet burada kaç? 90 derece. E o zaman buradaki üçgende 2 iç açı 1 dış açı. Yani x 90 artı 16'dan kaç yapıyor? 106 mı yapıyor? Evet x'i böylelikle 106 derece buluruz. Yani ikinci soru balık kesir oldu. Geldik küçe. Valla açı ortay verilmiş bir kere. Arkadaşlar 90 da verilmiş burada. Biz neyi biliyoruz? Açı ortayların 90 derece. Açı ortaylar 90 derece kestiğini biliyoruz. Yani buradaki bu gelen de açı ortay olmak zorunda. Ya da açıya dal. Alfa alfa. Hani ikiz kenarlıktan falan filan bir şey çıkmıyor. Bak o zaman açıya daldık. Alfa alfa. Alfa 90 buraya beta diyecek olursam. E, alfa artı beta kaç oldu? 90 oldu. O zaman 2 alfa artı 2 beta kaç yapar? 180 yapar. Hocam bu ikisinin toplamı 180 olacak ya. E, burada kaçının tamamının ne olması lazım? 2 alfası buradaysa. 2 alfa artı 2 beta 180 olduğundan burası 2 beta olması lazım. O zaman buraya da beta kaldı diyebilirim. İşte betayı da bulduk. Tamam yani şurası da açı ortay oldu arkadaşlar. E o zaman z'den dolayı burası nedir? Nokta açısıdır. Noktaya nokta. İkiz kenar. Hocam burası da x artı 5 yaptı. E, x artı 5 ile karşısında x artı 5. Hocam çizgiye çizgi Z'den dolayı burası da çizgi açısı. Yani burası çizgi ya. Burada da bir x kenarlık çıktı. İkiz kenar. x artı 5 ise x artı 5. O zaman burası x artı 5 olduğundan 5'i buradaysa buraya x kaldı. E tamamı 13. Yani 2x artı 5. Buradan ne geliyor? 13 geliyor. 2x buradan 8 geliyor. Ve x'i de buradan 4 olarak buluruz. Üçüncü soru denizde oldu. Geldik 4'e. Paraya kenar şeklindeki bir karton bir katlama yapılmış. Katlamalar şöyle şöyle olmuş. Bir tanesi buraya denk gelmiş bir tanesi de buraya denk gelmiş. A üssü ABD üçgenin ağırlık merkezi. Evet şu üçgenin ağırlık merkezine denk gelmiş. Ve C üssü eleman BD olmuş. Köşegen üzerine gelmiş. A, A üssü, C üssü ve C noktaları doğrusal. He, tamam. Hocam şu doğrusalmış. Yani bu devamı bir köşegen değil mi? Yani köşegen üzerinde buradaki noktalar. Bunlar doğrusalsa böyle. E tamam bunlar doğrusal buraya da 3 vermiş. E hocam burası böyle tam ağırlık merkezine denk geldi mi geldi. Üçgen şurası ne olmak zorunda 6 olmak zorunda. Hocam katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. O zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Yani burası 3 burası da 3 mi oldu? Evet. Şimdi burası 9 ya. E hocam burası da 9 katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Sadece burayı yoğunlaşacağım. Hocam 9'du burası. E bunlar da birbirine eşit. Yani burası 9 bölü 2'ye 9 bölü 2 oldu. Şimdi benden cc üstü uzunluğu isteniyor. Ha, tamam bulmuşsun zaten ya. Şurası. Toplam 9 isteniyor bizden. Cevap Balıkesir oldu. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi burada tamam kaç? 14. 14 olduğundan dolayı 6 kaldı. 6 10 ne? Üçgen 6 8 13. Kere. Arkadaş bu soruyu iki türlü yapabilirsiniz. Bir hocam tabana ait yükseklik var alandan gidebiliriz. Yani 14 çarpı 8 aynı zamanda 10 çarpı h'e eşit deyip ae uzunluğunu bulabiliriz. Birinci yol bu. İkinci yolda şu e hocam bu açılar birbirine eşit. 90'da var ya alfa beta dersem alfa 90'sa bak burası da beta derim. Şu üçgenle şu üçgen benzer deriz ve buradaki x'e ulaşırız. Alfa'nın karşısı x'in buradaki alfa'nın karşısı 8 oranı eşittir beta'nın karşısı yok 90'ın karşısı 14'ün. Buradaki 90'ın karşısı kaça eşit oranına 10'a oranına eşittir. 2'ye bölsen 4, 2'ye bölsen 5. Hatta sadeleştirme virgüllü değil virgüllü çünkü 8 ile 14'ün çarpımı kaç yapıyor? 32. 102 mi yapıyor? Ee, şöyle bir daha. X 4 kere 8 32 8. 112 yapıyor. Evet o zaman 112 bölü 10'dan cevabımız ne çıkacaktır? 11,2 yani cevap Balıkesir oldu. Geldik 6. soruya. Sözel bir soru. Bir ABC'de paralel kenarında. Hemen ABCD paralel kenarını şöyle rastgele bir çiziyoruz kardeşim. Çizdik. Harfleri yazalım. Sırasıyla gideceğimizi daha öncelerinde hep söyledik zaten. A, B, C, D. Sol alttan başlayıp bu şekilde yazarsanız daha sağlıklı olur sizin açınızdan. Şimdi B, D köşegeni çizildiğinde zaten köşegenden bahsetmiş B, D, D karşılıklı. B, D köşegeni çizildiğinde oluşan A, B, D üçgenin ağırlık merkezi G olarak adlandırılıyor. Evet. A, B, D'nin ağırlık merkezi bu. E hocam biz e, buradan çizilen kenar ortaydır. Tamam. Diğer köşegeni çizecek olursak zaten köşegenler birbirini ortalıyor ya e hocam bu ağırlık merkezi kenar ortay doğrusu üzerinde tam burada olmak zorunda. Tamam. AD uzunluğunu kaç vermiş? 18 vermiş. G noktasının AB'ye en kısa uzaklığı da G noktasının AB'ye olan en kısa uzaklığı da kaç verilmiş? 3 olarak verilmiş. Buna göre ADC açısı kaçtır diye soruluyor bize. Hmm, ADC açısı. Yani şurada kaçı isteniyor bizden. Ne yapacağız arkadaşlar? Şunu kullanmamız lazım bizim. E hocam bu ağırlık merkezi verilmiş. Ağırlık merkezi ise burası K iken burası ne olacaktır? 2K olacak. E sonra ne yapacağız? Vallahi burası da 3K değil mi? Evet. E burası 18 değil mi? Evet. E, hocam şuradan böyle bir dik çizsek şöyle. E, burada da bir benzerlik var şöyle. Değil mi? İstersen o diki buradan çizip sonra orta bandan böyle de çizebilirsin. Ama bence gerek yok. Şu 3'ü kullanmam lazım. Zaten 18'e ait de 18'i de kullanmam lazım. E, ben 18'i şuraya taşıyamıyorum. Şu üçgeni taşıyamıyorum. Ama şunu yapabilirim burada e, buradaki 3'ü başka bir yere taşıyabilirim. Yani oranlamayı kullanaraktan. Şuradan dik çizdim. Evet 2 bölü tamamı kaç? 2 bölü 6. 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3. Hocam 1 bölü 3'ten dolayı burası 9 çıktı. Aa 90'ın karşısı 18 hangi açının karşısı? 9'dur 30'un. E o zaman burada kaçı? 150 derece olur. Hatta burada kaçı da 150 olur. Bizden de 150 derece isteniyor. Cevap denizli oldu. Geldik 7'ye. Evet oran verilmiş burada. 2K'ya 5K verilmiş. AD uzunluğu AD ve AE. AE uzunluğu 2K. AD uzunluğunu 5K demiş. Hocam burası da 3K. alan da açacağız. 2K'de kalan 2A ise 3K'de kalan. Hop öyle üçgen oluşturduk. 3A. Toplam burası 5A yaptı. E o zaman burası da 5A olacak. Ve alan b'yi zaten 6 vermiş bize. 2A eşittir 6 ise A'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Taralı dörtgenin alanı 8A isteniyor. A yerine 3 koyarsam 3 kere 8 24 yapar. Ya da 6'dan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam A'lardan. Biz hep böyle şey diye başlıyoruz. A diye başlıyoruz ama 2K'daki 6 ise 3 katı 3 katı o zaman burası 9 yapar. 15 ise burası da 15 olur. 15 9 daha 24 yapar. Cevabı da 24 diye işaretleriz. Bitti gitti. 7. soru Edremit. Geldik 8'e. Bak ekstra bir kenar ortaylık olunca şuna dikkat edin. Köşegenler çizilmiş zaten. Köşegenlerin de birbirini ortaladığını unutmayın. A kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi alan dağıtımı. Üçgende biliyoruz. Diğerini de çizdiğimiz zaman 6 eşit parçaya ayırıyordu burası. Yani burası A, 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 A diye oldu. 6 A ise o zaman burası da 6 A olmak zorunda. Ve taralı bölgenin alanı 2 A'yı bize 12 vermiş. A'yı 6 buluruz. E hocam A6 ise 6, 6, 12 A. Şu alan 12 A'ya eşit. A yerine 6 koyarsak cevap diye çıkacaktır? 72 çıkacaktır. Yani 8. soru Denizli oldu. Geldik 9'a. ABCD paraya kenar ve bunlar açı ortay olarak verilmiş. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve ort taban üzerinde. Ort taban olmak zorunda. Eşitlikler yani bu şekilde de gösterilebilir. Ya da e hocam Z'den dolayı nokta açısı şununla şu birbirine eşit. E karşılıklı kenarlar eşit ya. Z'den dolayı burası da çizgi açısı yapar. Bunlar da birbirine eşit. Gerçekten bak tam ort taban üzerinde kesti. Açılarda da dalsak A, A B, B, 2 artı 2 B. 180'den A artı B 90 yapar. Hatta burası da 90 derece olur. E, alan DEC'yi vermiş bize. Alan DEC'yi kaç vermiş? 15 vermiş. Hocam çiftsizdeki 15 ise çiftsizdeki 15 olmaz mı? Tabanları aynı yüksekleri de aynı. Aynı şu tepe noktaları şu paralel doğrunun üstünde olduğu için. E burası 15 burası 15. E bizim burada kalan tüm alanın yarısıydı. Geri kalanlar da tüm alanın yarısı. Ya da burası K diyelim mesela. K K. Burası da 2K değil mi? E K'daki alan 15 ise 2K'da kalan da 30 diyebiliriz. Oradan da gidebiliriz. Alan ABC'de ne yapar o zaman? 60 yapar. Evet 9. soru Edremut oldu. Geldik 10. soruya. Şimdi şu alanlar eşit verilmiş. Hocam ben burada kalana 3A dersem. E burada kalan da 3A'dır. Ha 3A dedim ama niye 3A dedim ben? 3'teki alan 3A ise 5'te kalan 5A olacak. O zaman buraya ne kaldı? 2A kaldı. Şu alanları da eşit vermiş. O yüzden onu da yazdık zaten. Alan D, E, C'yi 12 vermiş. Şimdi burada ne yapacağız? Oo, bu bak 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 bak. 2A'ya 3A var burada. Hocam alanlardaki oran tabandaki oranlama eşittir. Burası 2 ise burası 3N'dir. E 3 de kalan 12 ise yine tersi olay yapıyoruz. Tabandaki oran alandaki oran eşittir. 3 de kalan 12 ise 4 katı. 4 katı 4 katı o zaman burası 8 yapar. E hocam burası kaç yaptı? Burası 20. E burası 20 ise eğer bak şurası 20 ise eğer diğer taraf da 20 yapar. E alan A, F isteniyor bizden. A, e, F, 2A. Yani 3, 5, 8 A'yı biz 20 bulduk. A buradan kaç yapar? Hatta 4'e bölsen 2 A. 4'e bölsen kaç yaptı? 5 yaptı. Zaten benden şu isteniyor. 2 A isteniyor. E 2 A'yı da biz 5 bulduk. Cevap denizde oldu. 10. soruda. Ve geldik 11'e. Yani son soruya. Hemen bir paralel kenar çizin diyor. Paralel kenarı şöyle bir çizelim dostum. Çizdik. Hemen ABCD diyor. ABCD harflerini şöyle Sırasıyla yazalım. AB kenar üzerinde bir K noktası seçiniz diyor. DK'yı çiziniz diyor. Çizdik DK'yı. Sonra DK üzerinde DE ve 2 e, Ege Ankara uzunluğu eşit olacak. Burası A iken burası 2A olacak. Evet. Ege e, Ankara uzunluğu A iken A iken daha doğrusu Ay sildim pardon. Şurası A iken burası 2A olsun diyor. Eyvallah. Bir E noktası işaretleyin. Sonra alan ABC'de S1 alan CDE'den bahsediyor. Hop CDE'yi çizelim. S2 olsun. Şurası S2. Tüm alanda S1. S1 bölü S2 oranı nedir diye soruluyor. Alan dağıtacağız kardeşim. E 1'e 2 oran var burada. Alan dağıtalım. A'da kalan A ise 2 A'da kalan 2 A'dır. E bizim şurada kalan tüm alanın nesidir? Yarısıdır şu 5 yıldızlı alan şeyi. E o zaman burası 3 A ise. Çünkü şurayı 3 A bulduk. Ya niye ekstradan siliyorum ben ya? Şurası 3 A. Evet, şurası 3A kardeşim toplamda. 2A ile A'nın toplamı 3A. 3A ise tüm alanda kaç yapması lazım? 6A yapması lazım. Yani şu 6A tamamı. E, S1'de 6A'ya eşit oldu. Bitti gitti. S1 bölü S2 isteniyor. 6A bölü S2'ye ne bulmuştuk? 2A bulmuştuk. Cevap da böylelikle kaç yapar? 3 yapar. 11. soru. Böylelikle Denizli oldu dostlar. Ve bitirdik mi bu testi de bitirdik. O zaman bir sonraki videoda paralel kenarın Test 3'ünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.